Hukuk açısından hiçbir şekilde kabul edilir bir tarafı yok. Dünyada hemen hemen örnekleri yok. Üçüncü yılına girdi. Yani İmralı Adası'nda Sayın Öcalan şahsında diğer tutuklar da aynı şekilde cezalandırılmış. Aileleriyle görüştürülmüyor, avukatlarıyla görüştürülmüyor. Dolayısıyla anayasanın tanıdığı bütün haklardan mahrum bırakılıyor. Yani anayasa uygulanmıyor. Yasalar maalesef uygulanmıyor. Yani bugün cumartesi anneleri 30. haftaları bitti, sürekli gözaltılar yapılıyor. Anayasanın iki tane kararına rağmen yürütme maalesef bunu duymuyor. Yürütme de bunu iktidardan talimat alır. Ona göre adımlarını atar. Yani biz kendi açımızda gördüğümüze sesleneceğiz. Bu doğru değil. Ama görmek istemediğimiz de normaldir dediğimiz müddetçe zaten sorunlar yumağı buradan geliyor. 28 yıldır cumartesi hanelerin direnişi de var. Sayın Öcalan'ın üzerinde 3 yılına girecek bir süreç de var. Bunlar hepsi anayasa uygulanmadan, keyfi uygulamalarla gelen bir yerdeyiz. Burada kimse ses çıkarmıyorsa, diğer taraftan ses çıkarıyorsa kusura bakmasın çok da doğru sonuç alınmaz. Bir taraftan uygulanmadığı zaman göremezlikten geleceksin, diğer taraftan çok yüksek sesle dile gel. Böyle bir muhalefet de olmaz. Böyle bir STK temsiliyeti de olmaz. Bir bütünlüklü olarak. Anayasa uygulanmadığı zaman bütün bu kurumlar bir araya gelerek uygulanmadığını dile getirmek zorunda. Davasal hukuksuzluk yaşanıyor. Yani biz 2013 ile 2015 arasında çözüm sürecinde İnsan Hakları Derneği'ne gelen başvuruyla bu süreçte gelen başvurular müthiş bir artış var. Neredeyse o zaman minimum noktaya düşmüştü. Ki herkesin de umudu oydu. 2013 Nevruz'unun Diyarbakır'da yapılan birebir canlı tanığıyım. Milyonlarca insan toplandı. Bunu o zamanki iktidar da değerlendirmesini yaptı. Öcalan'ın çözüm sürecindeki mektubu okundu ve oradaki hani kitle üzerinde bıraktığı etki çok daha net görünüyordu, okunuyordu. Yani bunlar hepsi hafızalarda daha taze. Bu sorun demokratik yollarla çözülmeden ondan sonra gerçekten çok zor bazı şeylere erişmek. Sadece sürekli insan hakkı ihlalleri olur. Sizin gibi düşünmeyenleri dışlamış olursunuz, ötekileştirmiş olursunuz. Sorunu daha da kangrenleşen hale getirebilirsiniz. Kürt sorunu çözülmeden de hani hem Suriye için hem Irak için hem İran, Türkiye açısından yani özellikle hani bu coğrafyada Kürt sorunu çözülmeden ben bu ülkelerin hiçbirinin çok da böyle demokratikleşeceğini, o sorunu demokratik evrensel değerlerde çözmediği müddetçe de ulaşacağını düşünmüyorum açıkçası.